Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yanımda çok kıymetli bir arkadaşım, emekli asker, gönüllü emekli asker MSV'den Yasir Yavuz var. Böyle birkaç arkadaş Bursa'da bir dağ evinde kamptayız birkaç günlüğüne. Yakalamışken MSV ile ilgili birkaç soru sorayım, bir video yapalım, sizlere de faydalı olsun istedik. Yasir'le biz üniversite hazırlık yurdundan tanışıyoruz, beraber aynı yurtta kaldık. Spor videomda bahsetmiştim, işte çok sıkı 10-12 saatlik ders çalıştığımız bir yurt vesaire. Sadece yarım saat 45 dakikalık bir aramız oluyordu. Orada işte spor yapıyorduk falan. O sporların baş kahramanlarından biri de Yasir sağ olsun. Biz kaçacağımız zaman böyle bizi zorla tutup götürüyordu antrenmandan kaçma diye. Bize spor yaptırıyordu. Şimdi onu dinleyelim biraz. MSV ile ilgili birkaç soru soracağız. Öncelikle MSV'ye girmek için bizim neye ihtiyacımız var? Sınavlardan vesaire bahseder misin? Öncelikle MSV sınavına girmek gerekiyor. Daha sonrasında YKS'nin TYT kısmı da gerekli aslında ama AYT kısmı da sizin oradaki giriş yaptığınız zaman sıralamanızı etkiliyor. Yani çağrılma sıranızı. O yüzden aslında AYT de etkili oluyor. İşte ikisinde de yeterli puan aldıktan sonra YKS'de ve MSV sınavında daha sonrasında mülakatlar aşaması başlıyor. Orada da işte sağlık testi oluyor. Fiziki mülakat, sözlü mülakat. Sonrasında da bunları geçersen bir uçuş eğitimi, tatbiki uçuş eğitimi oluyor. Bir 15 günlük kadar falan. Orada da başarılı olduktan sonra tekrardan intibak çağrılmak üzere gönderiliyorsunuz. Birkaç hafta sonra dediğim uçuş eğitimi sadece MSV'nin havacılık kısmında geçerli. Karada ve denizde böyle bir şey yok. MSV havacılık için ekstra bir 15 günlük bir eğitim daha var, uçuş eğitimi. Yani girmeden önce herkes mutlaka yalnız başına uçuyor. Sonrasında intibak eğitimi başlıyor. İntibak eğitimi de tamamen askeri bir eğitim. Yani 30 gün boyunca, hatta 35 güne falan uzadığı olabiliyor. Birazcık değişiklik gösterebiliyor. 30 gün boyunca, 35 gün boyunca sırf askeri eğitim. İşte bu temel yat, kalk, sürün vesaire. İşte manga eğitimi. İşte daha sonra diğer işte tüfekli birkaç böyle bir şey pek olmuyor. Daha sonrasında tüfeklere geçiyorduk da temel bir askeri eğitim alıyoruz, yani zorlu bir eğitim oluyor. Oraya da geçtikten sonra MSV Havar Okulu'na giriş yapabiliyoruz. Peki sizin intibak mesela neredeydi, senin intibak alanında? İzmir Yalova'da. Ha, Yalova'daydı. Eyvallah. Oradaki spor saatleriniz, ben spor diyorum da askeri eğitim saatleri nasıldı? Bir gün içinde mesela intibakta ne yapıyordunuz? Çünkü bildiğim kadarıyla intibakta psikoloji biraz zorlanıyor. Bakalım kimler sağlam kalabilecek diye böyle bir ayıklama yapılıyor. Örnek bir şeyler anlatabilir misin oradan? Yani günde iki sefer savaş beden eğitimi adı altında bir beden eğitimi dersimiz oluyordu. Yani böyle koşu, esnetme, şınav, mekik tarzında. Biri sabah saatinde kahvaltıdan önce, biri de öğlen eğitiminden sonra akşama doğru ikindi saatlerinde oluyordu. Onun dışında da zaten iki seferde askeri eğitim oluyor. Bu komutanlar, yani daha çok böyle yat, kalk, sürün yaptıran komutanlar tarafından veriliyor bu eğitim. Orada işte bize öğleden önce ders de anlatılıyordu, bu askeri temel eğitim dediğim. Orada da yine zorlayıcı şartlar altında o dersi dinliyorsunuz. Öyle geçiyordu vakit. Haftanın 6 günü bu şekilde. Pazar günü de eğer hak ederseniz bir dinlenme oluyordu. Temizlik de geçiyordu daha çok pazar günleri. Peki intibak eğitiminde elenenler var mıydı? Senin sayıyı hatırladın mesela, şu kadar kişi başladık, şu kadar kişi kaldı, bir ayın sonunda döküldü diyeceğin daha başlamadan. Yani aşamadan. Yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, bir 100-150 kişi gitti oradan. Toplam kaç kişiydi en başta? Yani gidenler oldukça gelenler de oluyordu oraya. Biraz garip oluyordu yani, böyle herkes aynı süre durmuyordu tam olarak. Eyvallah. Peki intibak başarıyla tamamladın. Arada bir ara var mı? Tatil evine gidiyorsun intibaktan sonra falan, yoksa direkt askeriyeden devam mı? İntibaktan sonra biz direkt okula geçtik. Sonra 9 ay oradaydı yani. Bu peki pandemi şartlarından dolayı mı böyle, yoksa normal zamanda da okuldan çıkmış? Ya pandemi şartlarından dolayı normalde bir bu kamp bizim 2 hafta önde oluyordu ve 2 hafta ara oluyordu diye hatırlıyorum ama tam emin değilim bu konuda. O takvime göre birazcık değişiklik gösterebiliyor ama normalde herhalde bir hafta 10 gün kadar tatil oluyor. Bizde olmamıştı. Senin MSV'de ilk sene hazırlıktı. İngilizce hazırlıktı. Evet. Bu zorunlu mu? Tercihime bağlı? Dil
Başka dil var mı, İngilizce mi? Yani bu zorunlu. Eğer bundan önce bir test oluyor. Testte eğer İngilizce seviyeniz yeterliyse direkt birinci sınıftan başlayabiliyorsunuz. Ama bu genelde 2-3 kişi falan oluyormuş yani böyle. Bizde de zaten 3 kişi geçmişti. Eyvallah. Sen o zaman birinci İngilizce hazırlık senesiyle başladın. Genel MSÖ hatıralarına geçecek olursak, sen orada mesela ne umuyordun? Hangi şeyle gittin? Genel böyle bir ortamı bize analiz edebilir misin? Yani bu tabii kişiden kişiye değişir de birazcık böyle açıkçası kafanızı çok böyle düşüncelere sokmamanız gerekiyor. Herhalde bu şey var, genel söylenir. Onu sen yaşadın birebir. Askerlikte mantık aranmaz. Mantığını bir kenara bırakacaksın ve emir komuta sistemine tabi olup devam edeceksin. Yani birazcık öyle denebilir, evet. Çünkü mesela düşünmeye başladığınız zaman böyle bazı şeyler garip geliyor, anlamsız geliyor. Ya bunu anlamlandırmak çok uzun süre alabiliyor yani. O yüzden düşünmemenizi tavsiye ederim eğer gerçekten kafaya koyduysanız. Daha çok böyle hedefe odaklı, yani 5. senenin sonunda olacaklara odaklı bir şekilde yaşarsanız oradaki süreci daha iyi olur sizin için. Peki senin direkt mesela işte düşünmesen daha iyi dediğin zorluklar, ne bileyim, ne 20 kilometre mi koşturuyor, yerde de sürüklüyor mu, yağmur çamurda? Ya aslında zorlayıcı olan ya spor ya da askeri eğitimden ziyade sürekli aynı şeyleri yapmak olarak mental olarak çok zorluyor bir yerden sonra. Çünkü biz mesela hafta sonu çıkışı da olmamıştı bizde. Hani girdik 9 ay boyunca, yani haftalık periyotlar şekilde sürekli aynı haftayı yaşadık yani birebir. Bu aslında sizi daha çok yoruyor. Sürekli bir stres altındasınız, sürekli dikkatli olmalısınız. Yani en ufak bir hataya yer yok. O yüzden sürekli ve sürekli olarak dikkatinizin çok yüksek seviyede olması gerekiyor. Bu da insanı çok fazla yoruyor. Yani o spor eğitimleri falan aslında sizi birazcık daha rahatlatan, stresinizi attığınız yerler diyebilirim yani. O işin kolay kısmı aslında. Tabii sen burayı kolay kısmı diye anlatıyorsun ama şeylerde mesela başkalarından dinlediğimizde oralarda ayılan, bayılan, kusan, tamamlayamayan oluyor. Yasir'in orayı eğlenceli, güzel diye anlatmasının bir sebebi de zaten seviyor. Biz işte zaten yıllardır spor yapıyoruz. Kendi de böyle aşırı zorlamayı da seviyor, sporda sınırlarını vesaire. Milletin ayılıp bayıldığı şeyleri eğlence olarak görüyor ama sen biraz daha hani farklılarının da tecrübesini anlatırsan, herkes çünkü MSÖ'ye benim bildiğim kadarıyla en azından kendi çevremden işte arkadaşlar hazırlanmak istiyor ama illa bir sporcu geçmişi olan değil, herhangi bir arkadaş da pekala girebiliyor. Çünkü mülakatta işte çok fazla bir şınav bar fix sayısı yok zaten, mekik vesaire. Onu yaptığınız takdirde giriyorsunuz ama sonrasındaki süreç daha zor. Orada mesela ördek yürüyüşünde, komando yürüyüşünde falan bir saatleri verirsen kafada netlik oluşsun. Yani okulun içinde öyle çok ayılıp bayılan olmuştu ama yani böyle nasıl diyeyim, bir filo olarak, yani girdiğiniz o devre olarak bir vukuat işlendiği zaman bunun kişisel olarak bir yaptırımı olmuyordu. Komple herkes aynı yaptırıma tabi tutuluyordu. Orada da bazen böyle yani ağır geçen durumlar olabiliyordu. Bunun neticesinde bazı arkadaşlar bazen böyle fenalık geçirebiliyordu, baygınlaşabiliyordu. Allah'a şükür bana öyle bir şey olmamıştı ama bu fenalık, baygınlık kısmı daha çok intibakta oluyor aslında. İntibakta böyle ders dinlerken bir anda böyle bayılan, işte bir anda düşen arkadaşlarımız olmuştu bayağı. Peki seni şahsi olarak zorlayan, beni hani şu zorladı, tamam birebir aynı haftaları yaşadım psikolojik ama bir sene, çünkü şundan da bahsetmek faydalı olacaktır. Yasir bir sene mezuna kaldı MSÖ'ye gireyim diye. Bizle beraber tekrar üniversite sınavına hazırlandı havacılık istediği için. Kara zaten biraz daha girişleri daha kolay puan olarak. Ve kendisi zaten bizim arkadaş ekibimizde de asker olarak lakabı olan, MSÖ'ye çok girmeden önce de işte yurtta mesela bir tane yatak yılın yatağı mı ne seçilmişti, bu adam sürekli çok düzenli, çok tertipli temizliyor, düzenliyor yatağını diye. Bir çağırdılar işte 200 bilmem kaçıncı yatak, Yasir hemen onun yatağıymış. Askeri düzen. Zaten kendi kişisel hayatında da böyle düzenli, tertipli, bize bile kızıyordu yatakhanede. İşte yataklarınızı düzgün yapın, olmamış düzgün, işte gerdirin iyicene, yorganı düzelt, atma, fırlatma falan diye. Biz olursa Yasir olur, başkası asker olamaz diye bakıyorduk. Ama bir senenin sonunda hani seni de zorladıysa benim çevremde en azından MSÖ isteyen herkesi çok zorlayacaktır, bıktıracaktır diye düşünüyorum. Senin bireysel, ya ben artık şurada ipleri kopardım, vazgeçme kararı aldım dediğin yer neresi oldu? Yani dediğim gibi mental olarak çok zorlu bir yer. Yani
Ben de az çok yani maneviyatla mentalitemi güçlendirmeye, ayakta tutmaya çalışan birisiyim. Orada yani bu süreç boyunca yani dışarıda böyle etkileşime girdiğim yakın çevrem olsun, işte tanıdığım abilerim olsun, arkadaşlarım olsun. Hiçbiriyle mental yani böyle manevi olarak bir destek alamamak beni aslında çok zorlamıştı. Ve aslında girdiğim zaman benim kafa yapım da içeriye uygun değilmiş aslında. Ben bunu anladım. Yani bunu bir genel bir zorluk olarak değil de benim için bu böyleydi diyebilirim yani. Herkes de bu şekilde olacak diye bir şey söylemek birazcık... Eyvallah. Biraz da açık konuşacak olursak mesela şimdi şöyle bir önyargı oluyor askeriyede. Genelde işte namaz niyaz biraz daha dindar arkadaşların zorluk çektiği söyleniyor. Sen mesela nöbet sonuçta tutman gerekiyor. İşte eğitim saati oluyor, zorunlu ayrılamıyorsun, hizaya geçmen lazım falan. Böyle namazlarla ilgili kaçırıyor muydun, kılınabiliyor muydu, rahat mıydı? Yani namaza karşı böyle bir kötü bir bakış açısı yok. Normal ben mesela bazı durumlarda söyleyip direkt gidip hızlıca halledebiliyordum. Ama bazen de mesela birlik olarak hareket etmemiz gerektiği için birlik ne yapıyorsa sen de onu yapman gerekiyor deniyordu. Ben bunu hatta akşam vakti çok kısa olduğu için sormuştum. Akşam vakti tam böyle bizim etkinlik saatimize geliyordu. O arada ben dedim işte gidip gelebilir miyim? Buna hayır denmişti ama genel olarak zaten yatakhanenin olduğu yerde mescit de vardı. 5 vakit namazı kılmakta pek sorun çıkmıyordu. Eğer nöbetiniz ya da bir toplu bir etkinliğiniz yoksa. Bu da yani haftada en azından bir 3-4 vakite denk geliyordu aslında. Kaçıracak. Evet. Şekilde. Eyvallah. Peki bu efsanelerden bir tanesi daha alt-üst ilişkisi askeriyede. Hani giren girmeyen herkes bununla ilgili bir şeyler söylüyor. İşte üstler çok zalim gattar şunu yaptırsa yapmak zorundasın falan gibi. Bununla ilgili senin en zaten giriş seviye olduğun için hazırlıkta üstlerle olan ilişki muhatap nasıl? Yani üstlerle olan muhatap sizin kendinizle alakalı biraz. Benim mesela geneliyle çok iyiydi. Hepsiyle aslında yani üst sınıftaki abilerimle çok daha iyi anlaşıyordum. Ama birazcık böyle nasıl diyeyim? Çok dikkatiniz yoksa aslında onlar durduk yere size böyle eziyet olsun diye bir şeyler yaptırmıyorlar aslında. Sizin bir yanlışınızı gördükleri zaman sizi düzeltmek amacıyla o şekilde yapıyorlar ama tabii yöntemleri de bir nevi sert yani oldukça. Biraz ceza işte hani şunu yap, şınav çek, koş gel falan gibi sana emir verdiğinde dinlemek zorundasın o zaman. Yok, şınav gibi bir şey yaptıramıyor da zaten böyle komutan olarak değil de en azından Havarp okulunda, Kararp'te bu direkt komutan olarak birazcık daha onlarda keskin bu hiyerarşi. Bizde yani abi olarak ama sana işte ceza ödevi verebiliyordu. Yine bu içerideki komutanın inisiyatifine kalmış bir şey. Eğer alt sınıf üst sınıfla muhatap olmayacak derse böyle bir ceza da ortadan kalkıyor aslında. O da döneminize göre denk gelen komutanla alakalı ama biz mesela yazı yazma ödevi falan yaptığımız olmuştu ama öyle şınav, işte esas duruş, işte çömel kalk, askeri eğitim yaptırma gibi bir hakkı yok Havarp okulunda. Eyvallah. Peki yani sonlara yaklaştık. Son olarak senin gördüğün hani bu dışarıdan farklı sivil hayattan, bize hani bahsettiğin anılarında işte koşarak gitmen lazım, koridorda yürüyemiyorsun falan gibi birkaç şeyden bahset, sonra da toparlayıp bitirelim. Yani aslında bunlar birazcık ince ayrıntı. Geriye bakıp düşündüğünüz zaman aslında birazcık eğlenceli gelen anlar ama tabii yaşarken birazcık zor oluyor. Sürekli mesela Sinan'ın da dediği gibi yürümek mesela en alt sınıfa bize yasaktı mesela. Tabii şu an mesela değişmiş bu durum. Baştaki okulun komutanı değişince bu şekilde olacak demiş ve şu anda mesela ikili üçlü şekilde yürüyebiliyorlar da bunlar çok ayrıntı yani. Bunları kafanıza takmanıza gerek yok aslında. Ama dediğim gibi bireysel bir kişiliğiniz varsa çok tavsiye etmem. Çünkü ben mesela neredeyse yani çok az yanlışım oldu tabii ki bilmediğim için yaptım. Fakat böyle diretircesine olmadı bu. Bir de düzelttim. En kötü iki de düzelttim. Ama hiçbir suçum olmadığı halde çok sefer askeri eğitimlerde ben de yattım kalktım yani. O eğitime tabi tutuldum. Bu sizin kafa yapınıza tersse çok sizlik bir yer değil. Eyvallah. Son toplayacak olursak bizim derdimiz hani gidin gitmeyin MSÖ şöyle bir yer böyle bir yer gibi değil. Zaten artılarını biliyoruz MSÖ reklamlarında vesaire internet sitelerinde artılarına rahatça ulaşabiliyoruz. İşte ne bileyim çıktıktan sonraki olanaklar, dil öğretimi, işte sizin atanmanız, memuriyetiniz vesaire kaç yıl sonra emekli oluyorsun. Emekli primine kadar zaten bunlar bilinen duyulan şeyler.
Biraz daha niyetimiz hani içeriden bir gözle Yasir de çok isteyerek aşkla şevkle girmişti. Sonra olmadı. Nasip şimdi başka bir üniversiteden devam ediyor. Bıraktı. Böyle çok idealist girip sonradan hayal kırıklığı olmasın diye biz biraz daha gerçekleri konuşmaya çalıştık. Çünkü zor bir yer orası askeriye. Dediğimiz gibi mantığın kapatılıp girilmesi gerekiyor ve oraya sistemle akışla beraber akmak gerekiyor. Yoksa sıkıntı çekiliyor. Senin son diyeceğin bir iki cümle varsa hani tavsiye şu bu vesaire gibi en önemli yani, diyeceğim, ondan sonra kapatabiliriz. Dediğim gibi en önemlisi bence kendi kişiliğinizi analiz edip o şekilde girin. Eğer bireysel bir kişiliğiniz varsa çok yapabileceğiniz bir yer değil. Yani topluluk, o birlik hissini kabullenebilecek misiniz? Bence bunun kararını verin. Orada benim gördüğüm en önemli şey buydu yani. Birlik ve beraberlik, o kenetlenme durumunu yaşayabiliyorsanız kendi içinizde. Yani sizin için başkasının cezasını çekmek sorun olmuyorsa problem yok diyebilirim. Eyvallah, sağ olasın. Teşekkürler. Videoda yer aldın. Arkadaşlar Allah'a emanet. Hepinize kolay gelsin. MSÜ'ye gidecek arkadaşlar ya da düşünenler varsa inşallah faydalı, açıklayıcı bir video olmuştur. Kararlarını verirken, son kararını en azından bu videoyu da dikkate alıp bir şeyler yaparsınız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.